Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün 24 Aralık Cumartesi. İstanbul'da birkaç gün önce video atmıştım zaten. Havalar bayağı soğumuştu. Hatta dün bayağı soğudu. Yani 3-4 dereceye kadar, dışarısı 1-2 dereceye kadar düştü. Benim çatıda 3-4 dereceye kadar düştü. Size havuzun şu anki derecesini göstermek istiyorum. Hatta dün akşam daha soğuktu. Şöyle göstereyim. 6,9 gösteriyor. Dün akşam ben bunu 5,5 falan gördüm. Yani havuz 4-5 derece civarındaydı. Şu anda da yine 5-6 derece civarı işte. Bu derece bir derece yüksek gösteriyor. 6,9 diyor. 5,9. 6 derece diyelim. Şu an 6 dereceye düştü yani İstanbul'da. Su sıcaklığı. Benim bir de burası, şöyle göstereyim. Bakın, kapalı mekan. Hani çatı. Zaten biliyorsunuzdur önceki videolardan. Buradaki su sıcaklığı bu. Eğer dışarıda olsaydı, dışarıda olsa çok çok daha soğuk olurdu büyük ihtimalle. Yani gerçekten soğuk gidiyor. Ama şöyle göstereyim balıkların son durumu. Balıkların şu an hepsi yem bekliyor. Yani kış uykusu falan, 6 derecede yatarlar falan. Fisman öyle bir şey yok şu an. Hatta siz görün yani, ben söylemeyeyim. Şu an hepsi, hatta şöyle bir oynatayım ben şurayı. Gördüğünüz gibi. Yani kış uykusunda olan bir balık bu kadar hızlı kaçar mı? Siz düşünün. Ama tabii ki de şöyle söyleyeyim, bir yavaşlama var balıklarda. Çok da şimdi korktukları için kaçtılar ama balıklar tabii ki de bir yanıltıcı hani şey vermeyeyim kimseye. Tabii ki de balıkların hareketlerinde bir yavaşlama var normal olarak. Çünkü kış geliyor, soğuduğu için havalar balıklarda otomatikman yavaşlıyor. Ama hani kış yükselen durup sabitleyecek kadar daha yavaşlamadılar. O şekilde diyeyim. Daha o kadar olmadı. Suyumda da hafif bir beyazlaşma var. Bir balık bir şey mi salgıladı artık, bir şeyler olmuş. O da bir acil su değişimi yapacağım. Sıkıntı olmasın diye. Şöyle hemen diğer havuzları da göstereyim. Burada da rainbow'lar. Yine tabii ki de piponun altında. Şurada bir tane var. Şöyle görebilecek misiniz bakın. Gidiyor şu an hatta. Şu köşelerde yine bir iki tane var. Diğerleri de büyük ihtimalle piponun altında. Göremezsiniz büyük ihtimalle. Pipoyu oynatmam lazım. Rainbow'larda da bir şey yok. Onlarda küçük su falan da yok herhalde. Tam bilmiyorum ama onlar bayağı hareketliler. Şöyle size küçük şu hastalıktan bahsedeceğim ama ondan sonra bir yem yiyip videoyu sonlandıracağım zaten. Şurada demiştim geçen videoda. Bakayım o balık nerede. Heh, şurada. Şu balık bulağıt hastalığına yakalandı demiştim. Bunu ayırıp tedavi etmem lazım. Şöyle bulağıt hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Bu videonun başında büyük ihtimalle bulağıt koyarım. Hayvanın midesi tıkanıyor arkadaşlar işte. Bağırsakları. Japonlarda mide olmadığı için direkt bağırsaklar tıkandı. Hayvanda şişti demek, içinde sıvı birikti, atamadı. Hastalık bu şekilde oluyor benim bildiğim kadarıyla, araştırdığım ile. Birkaç yöntem var ama kurtulması zor diyorlar. Ama benim balık, şöyle söyleyeyim. Hala şöyle göstereyim. Hala yem yemeye geliyor yani, hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi geziyor, kaçıyor. Anlamadım. Japonların herhalde dayanıklılığından olabilir. Birkaç tuza falan yatıracağım. İngiliz tuzu falan var. Birkaç yöntem var, deneyeceğim. Onları denerken de inşallah videoyu çekerim, gösteririm. Ama havalar çok soğuk olduğu için şimdi 4 derece suda balığı başka yere alamıyorum 5 derece suda. Aldım mı orası daha soğuk olabilir. Hani küçük su miktarı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu su büyük. Yani 200-300 litre var. Soğuyup ısınması geç oluyor hani. Şimdi ben buraya bir kova ayırdım mı diyelim. 20 litre 30 litre. Çabuk soğuyup çabuk ısınacaktır. Bu balığı daha kötü bir hastalık yapabilir. Ya eve falan almam lazım ya da şu sıcak yere falan almam lazım. Bilemiyorum. Şimdilik duruyor balık. Ama onu ayırıp bir tedavi etmek lazım. Şöyle şuradaki balıkları da göstereyim ben size. Heh, bunlarda da koylar var burada hatta. Hem Japonlar hem koylar var. Kış uykusunu daha net görürüz. Şöyle bunlar da şu şekilde büyük ihtimalle yem bekliyorlardır. Ben elimi göstereyim şöyle. Bakın hepsi yukarı gelmeye başladılar. Biraz bu ışıktan dolayı stres yapıyor. Onlar ışığı sevmiyor fazla. Hani. O yüzden oluyor. Ben şöyle hemen hızlıca bir yemleme yapayım. Yine yemimi alayım arkadaşlar. Şöyle. İlk başta şunları bir yemleme yapayım. Şöyle. Sizin de görebileceğiniz açılar. Gördüğünüz gibi hepsi yem yemeye geliyor yani. Ve kış uykusuna yattık, yem yemeye gelmiyorlar falan, öyle bir durum yok şu anlık. Hatta az daha alayım ya. Bakın yediklerini kaçırmayalım şöyle. Şu an ışıktan biraz korktular yani. Yoksa onun dışında şeyleri yok. Bunlara ben fazla ışık yakmıyorum bakın. Koyular da yedi hatta. Video çekmek için ışığı yaktım. Şöyle biraz daha atayım ben. Bunları şu şekilde bir 10-15 saniye izleteyim size. Bir
Görüyorsunuz koyu şu an aldı götürdü yani. Koyular da bolca yiyor. Onlar da benim bildiğim kadarıyla Japonlar gibi midesiz bağırsaklar var direkt herhalde. Direkt yemler sindiriliyor, yiyorlar. Şöyle buraya az daha atayım ben. Buraya bu kadar yeter. Biraz daha uzatayım ben. Şöyle. Bunlar da şimdi yemek yemeye gelecektir zaten hepsi. Hatta geldiler zaten de. Bakın hepsi bekliyor zaten. Şurada gördüğünüz üzeri hep açmış ağzını bekliyor orada yem ağzıma gelsin diye. Bak. Şöyle bunlar da yemeye başladılar. Hepsini buraya atayım bu yemin. Şöyle şuraya da şu kadarcık bir şey atacağım ben. Bu rainbow'lar pek. Şöyle az bir şey attım şuraya. Şurada hatta geçen videoda bahsettim. Ramshorn salyangozu hala yaşıyor. Burası da büyük ihtimal yan havuzla aynı derece. Çok fark yoktur yani. Bir derece falan oynuyordur. Şöyle göstereyim şurayı. Evet arkadaşlar bugünlük de video bu kadar olsun. Hatta şöyle biraz daha izleteyim ondan sonra kapatayım videoyu. Su biraz bulanmış videoda pek gözükmüyor ama. Şöyle bulanıklık var hafif be. Belki hafiften belli oluyordur. Şöyle koyları yandan da göstereyim ben size. Biraz camlar tabii. Hava soğuk arkadaşlar. Ben de gelip burada hani temizlik falan çok da yapamıyorum öyle. Camlar iyice yosun tutmuş. Kış olmasına rağmen içeriden yosun tutmuş yani. Yosun yazı kışı yok zaten. Her şeyi yosun tutuyor ya. Yani soğuk sıcak fark etmiyor yosunlar. Öyle ölmüyorlar yani. Burada gördüğünüz gibi şurası da kahverengi bir yosun kaplanmaya başlamış. Onu pek sevmedim. Ha şöyle yapımları göstereyim. Bakın, bakın nasıl yiyor hatta. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Başka zaman sıcaktaki balıkları da yem veririm. Bu soğuk havada onlar nasıl oluyor onları da gösteririm. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin fikirlerinizi. İyi seyirler diliyorum izleyecek olanlara. Herkese iyi günler dilerim, iyi hobiler dilerim.